HTML sayfalarında standart bir kelime işlemcilerin aksine herhangi istediğiniz bir yere, istediğiniz anda, istediğiniz yazı yazamazsınız. Bunu yapabilmek için mutlaka bir, birkaç bileşenden yardım almanız gerekir. HTML'in temel kuralı şudur. HTML içerisinde en son eklediğiniz nesneden sonra bir şey ekleyebilirsiniz. Örneğin bu sayfanın içerisinde sayfanın sağ alt tarafına herhangi bir yazı eklemek istediğimde beni oraya kadar götürecek bir önceki nesneye ihtiyacım bulunmaktadır. Bu sebeplerden dolayı, HTML sayfalar içinde çeşitli yerleşim elemanlarına ihtiyaç duyulur. Bundan önceki zamanlarda, daha eskiden tarayıcıların e, stil sayfalarını ve özelliklerini bu kadar standart desteklemesi e, söz konusu değilken, tablolardan yardım alıyorduk. Sayfa tasarımlarımızı tablolarda yapıyorduk. Birden fazla tabloyu iç içe yerleştirerek sayfa içindeki yerleşimleri düzenliyor ve bu yerleşimlere göre, tabloların içindeki e, nesnelerin de birbirlerine göre yerleşimlerine göre sayfa tasarlamamızı düzenliyorduk. Fakat tasarımların gelişmesi, tarayıcıların stil tanımlarını ve bunları destekleyen diğer öğeleri net olarak desteklemesi sonucunda artık sayfa yerleşimleri, sayfa içinde nesnelerin konumlandırılması ve benzer işler için stil tanımlarından yardım alıyoruz. Fakat Sadece stil tanımları, nesneleri sayfa içinde gerekli şekilde yerleştirmek için bize yeterli olmuyor. Bu durumda sayfa içinde nesneleri içine koyabileceğimiz ve beraber taşıyabileceğimiz çeşitli konteynerlere ihtiyaç duyuyoruz. Sayfa içerisinde kullandığımız güncel tasarım tekniklerine de sayfa içinde kullanılan konteynerimiz div etikettir. Div etiketini e, herhangi bir Etrafı çevrilmiş bir alana benzetebilirsiniz. Div etiketinin içine koymuş olduğunuz nesneler o etiketle birlikte başka bir yere taşınabilirler. Div etiketine stiller yardımıyla çeşitli özellikler verebiliriz. Örneğin genişlik, yükseklik, pozisyon, e, bağıl pozisyon vesaire gibi özellikleri tanımlayabiliriz. Bu sebepten dolayı div etiketi bizim e, sayfa içindeki yerleşimlerde bize yardımcı olan önemli öğelerden bir tanesidir. Sayfamızın içine div etiketi eklemek için insert panelinden insert div tag seçeneğini seçebilirsiniz. Insert div tag seçeneğini seçtiğinizde karşınıza div etiketini eklemek için gerekli ayarları yapabileceğiniz bir pencere çıkar. Bu pencerede div etiketini daha sayfaya eklemeden Hangi klasla onu görüntülemek istediğinizi seçebilirsiniz. Bu stil tanımları içinde tanımladığınız bir klas türündeki stil olabilir. Ya da bu dive bir id vermek istiyorsanız bunu yazabilirsiniz. Örneğin sayfanızın içindeki başlığın bulunduğu bir alanı e, divine ekliyorsanız. O zaman id bölümüne başlık yazıp stil dosyanız içinde de başlık isminde bir stil tanımlayarak o başlık bölgesinin sayfa içerisinde düzgün bir şekilde görüntülenmesini ve stillenmesini sağlayabilirsiniz. Herhangi bir şey yazmadığımız zaman OK butonuna bastığımızda div etiketi sayfa içerisinde bir alan kaplayacak şekilde bir blok elemanı olduğu için soldan sağa kadar kaplayabileceği tüm alanı kaplayacak şekilde karşımıza çıkacak ve içine de Dreamweaver yer tutması için bir yazı yazacaktır. Daha sonra ihtiyacımıza göre bu yazıyı silip içine divin içinde bulunmasını istediğimiz herhangi bir yazıyı ya da herhangi bir nesneyi yerleştirebiliriz. Div etiketleri sayfa içerisinde, sayfanın e, arayüzünün oluşturulmasında e, kullanıldıklarından, birbirlerinin içinde ya da yan yana kolaylıkla kullanılabilirler. Tüm bunların e, yerleşimi için ve div etiketlerinin birbirlerine göre olan yerleşimleri için stil dosyaları bize yardımcı olurlar.